Herkese merhaba. Sizlerle bu videomda karaciğer yağlanmasının ne olduğunu, neden kaynaklandığını ve nasıl giderilebileceğini anlatmaya çalışacağım. Karaciğer yağlanması oldukça yaygın ve ciddi bir problemdir. Karaciğerin aşırı bir performans sergileyerek yorulup kendi iç dokusunda yağ bağlamasıdır. Bu yağ kütleleri karaciğerin çalışmasını yavaşlatır ve aksamasına neden olur. Karaciğer yağlanması tabii ki tetkiklerle tespit edilmesi gereken bir durumdur. Bununla birlikte vücudunuzdaki bazı değişikliklerden sizde karaciğer yağlanması olup olmadığını anlayabilirsiniz. Vücudunuzda karaciğer yağlanması olduğunu gösteren bazı belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz. Sebebini anlamadığınız ve verilemeyen aşırı kilolar. Özellikle bel ve karın bölgesinde yağ tabakasının artması, göz beyazında sararma veya yeşilimtırak renk oluşumu, ciltte göze çarpan sarı renk tonu, bazen aşırı tatlı tüketme isteğinin oluşması veya tatlı tüketme isteğinin krizler şeklinde oluşması ve bazı sıra dışı bağırsak problemleri. Bunları bir arada yaşıyorsanız, düzeyi bilinmemekle beraber karaciğerinizde yağlanma olduğundan emin olabilirsiniz. Peki karaciğer yağlanması genellikle neden kaynaklanıyor olabilir? Karaciğer, bağırsağın gönderdiği gıdaları ve ilaçları işleyip düzenler ve organlara, dokulara gönderir. Bağırsak, mükemmel düzeydeki seçici geçirgenliğini kaybetmeye başlayınca bağırsaklardan kana, dolayısıyla karaciğere istenmeyen maddelerin geçişi başlar. Bağırsakların tutamadığı, vücudun istemediği bu maddeler karaciğere ulaşınca bunları karaciğer sindirip ayrıştırmaya çalışır. Bu durum karaciğerin anormal bir performans sergilemesine neden olur. Karaciğer yıllarca bu yüksek performansı devam ettirerek ciddi anlamda yorulmaya ve yavaşlamaya başlar. Karaciğerin anormal düzeyde yavaşlaması kendi iç dokusunda yağlanmaya sebep olur. Bunun sonucunda karaciğer büyümeye ve var olan performansını da kaybetmeye başlar. Buna karaciğer yağlanması diyoruz. Tükettiğimiz gıdalar ve kullandığımız ilaçlar sebebiyle, özellikle işlenmiş endüstriyel gıdalar başta olmak üzere, tükettiğimiz gıdalar ve ilaçlar önce bağırsak florasını bozar, sonra bağırsak seçici geçirgenliğini bozar, sonra da karaciğeri yağlandırırlar. Karaciğer yağlanmasının temelinde bağırsaklar, gıda ve ilaçlar bulunduğundan karaciğer yağlanması son derece yaygın ve ileri seviyelerde gözlemlenmektedir. Peki, karaciğerin yağlı kalmasının sakıncaları nelerdir? Karaciğer yağlanmasının giderilmemesi durumunda vücuttaki yağ döngüsü sürdürülemez. Bu nedenle başta kalp damar problemleri olmak üzere kilo problemlerine kadar ciddi metabolik sorunlar yaşanır. İnsülin direnci gelişir ve artarak devam eder. Nihayetinde kişinin diyabet olmasına sebep olur. Kandaki yağlar arındırılamayacağından beyindeki fonksiyonlar da bozulmaya başlar. Nihayetinde sayamayacağımız onlarca komplikasyonlar gelişmeye başlar. Bunun için karaciğer yağlanması önemlidir, önemselmelidir ve mutlaka giderilmelidir. Karaciğer yağlanması risksiz, kolay ve etkili bir şekilde nasıl giderilebilir? Şunu da belirtelim ki, karaciğer yağlanması gerçekleştiğinde karaciğerdeki performans kaybıyla beraber karaciğerde ciddi enzim fonksiyon bozukluğu da gerçekleşir. Bu nedenle karaciğer yağlanmasının giderilmesinde iki önemli etki gözetilmelidir. Birincisi karaciğer yağlanmasının giderilmesi, ikincisi karaciğerdeki enzim fonksiyon bozukluğunu gidererek enzimlerin normal fonksiyon göstermesini sağlamak. Sizler için daha önce hazırladığım otoimmün hastalıklar başlıklı videomu izlemenizi, orada tavsiye ettiğim kürü bir sağlık danışmanı eşliğinde kullanarak elde edebilirsiniz. Çünkü bütün kronik hastalıkların ve otoimmün hastalıkların başlangıç nedenlerinden bir tanesi de karaciğer yağlanmasıdır. Otoimmün hastalıklar başlıklı videomda önerdiğim kür, karaciğer yağlanmasını da esas alarak derlendiği için gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Kısa zamanda da karaciğer yağlanmasının ve enzim fonksiyon bozukluğunun kolayca giderildiğini göreceksiniz.
Bu önemli ve yaygın problemle alakalı hazırlamış olduğum bu videomun faydalı olması dileğiyle. Hoşça kalın.